Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Java dersimizde sizlere Java'da ekrana yazdırma komutlarını göstereceğim. Java için gerekli dosyaları indirdikten sonra şu ekran gelecektir açtığınızda. Buraya geldiğiniz takdirde bunu kapatıp buradan yeni bir proje oluşturalım. Proje ismi fark etmez. İlk çalışmamızı yazabiliriz. İlk çalışma isminde. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dosya oluşturuyor bize. Finish diyoruz buna. Burada gördüğünüz gibi bize bir tane package oluşturdu. SRC isminde. Burada yeni bir class oluşturacağız. Bu class'ımızın ismi de deneme olacak. Buralarda gördüğünüz gibi public, default gibi bir sürü metotlar var ama siz bunları ellemeyeceksiniz. Şu anda bizim ilgileneceğimiz public. Hemen buradan sonra buraya deneme yazdıktan sonra eğer ekrana yazdırma kısmı public static void main string kısmında gelmesini istiyorsanız bunu buradan seçebilirsiniz. Bunu burada seçmeyelim. İlk başta finish diyelim. Sayfamızı açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bize bir ekran geldi karşımıza. Burada mesela ben ekrana yazdırma komutu olarak ne kullanabilirim? System out.print. Bunu yazdığınız takdirde Java'da ekrana yazdırma kısmını yapmış olacaksınız. Buraya Ahmet, Mehmet istediğiniz türde bir şey yazabilirsiniz. Fakat bu tarayıcı kısmında gözükmez. Tarayıcı ekran kısmında gözükmez. Bunun gözükmesini istiyorsak buraya gelip en baş kısımda bunu buradan alalım. Public static void main yazdıktan sonra iç kısmında strings args kısmını yazıyoruz. Bundan sonra burası ekranda gözükmesini istediğimiz tüm her şeyin yazıldığı yerdir. Main kısmı. Main metodun içine bunu yapıştırdığımız takdirde gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermeyecektir. İlk başta size system out print'i göstereyim. Nasıl çalıştığını. Bunu dosyaya kaydediyorsunuz. Şuradan run'a tıkladığınız takdirde aşağıda Ahmet Mehmet yazılı yeri göreceksiniz. Mesela ben alt alta bir tane daha yazdırayım. Bir isim daha gelsin. Bu da Veli olsun. Ve Kübra şeklinde olsun. Tire bir şey daha yazalım. Ta yazalım buraya da. Kaydedip tekrar çalıştırdığımızda yazdı. Ahmet, Mehmet sırasıyla Kübra, Ta, Veli yazdı. Fakat burası yanına geldi. Bunun yanına gelmesini istemiyorsak normalde C# kullanılan console readline şeklinde yazılıyordu. Line kısmını buraya ekleyeceğiz. Burada o kod şu şekilde LN yazdığımız takdirde buraya ekrana basacak. Bundan sonra yazılanları da bir alt kısmına atacak. Kaydedip tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir alt satır attı. Fakat kendinden bir önceki yazılana herhangi bir etkisi yok. Onu da gösterelim. Buraya da AA şeklinde bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi pardon, print'ten yazdık. Print yazsaydık gördüğünüz gibi kendinden öncekine herhangi bir etkisi olmadı. Kendinden sonraki yazılanlara herhangi bir etkisi oldu. Bundan sonra bir şey yazarsak da bunun yanına yazacak. Şurada hemen gösteriyorum. Buraya da BBB şeklinde yazdığımızda Veli'nin hemen yan satırına yazacak. Çünkü print yazıyor. Hangi sırada yazacaksınız oraya printline eklersiniz. Gördüğünüz gibi böyle yazdı. Eğer ben bunu BBB'nin de altında olmasını istiyorsam print'in sonuna LN şeklinde line uzantısını ekleyeceğim. Kaydedip çalıştırdığım takdirde gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıktısı olacak. Java'da ekrana yazdırmalar bunlar.
Bir sonraki dersimizde daha detaylıca zaten göreceğiz. Teşekkürler, iyi günler.